Herkese merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Bugün Ardino'ya yakın, Ardino'ya gelmeden Orlo Bisikleri denen eski yine traklardan kalma bir yere geldik. Daha önce gittiğimiz videolarda da gördüğünüz gibi şu şekil oyuklar var kayalarda. Bunlar ölülerin adına mı? Eski sefer öncekinde baktığımızda. Şimdi buradan çıkacağız. Ortam mükemmel. Gayet yüksek bir yerdeyiz. Arabayla gelinebiliyor rahat rahat. Oradan böyle bir patika yapmışlar. Ekim'in 20'si olmasına rağmen hava da mükemmel ya. Yazdan kalma. Manzara çok güzel, ormanın arasının içinde. Dağların arasında. Buraya gelmek için Kırcaali'den Ardino yoluna giriyorsunuz. Aşağı yukarı Kırcaali-Ardino arası 30 km mesafe. Tam Ardino'nun girişinde zaten tabela var. Ardino'ya girmeden sola sapıyorsun. Oradan da aşağı yukarı 1-1,5 km kadar arabayla geliyorsun. Direkt arabayı gelip bırakabiliyorsunuz önüne. İnternete koyuyorum zaten direkt. Koy da oradan görsünler bizimki. Hayır, ulaşım da çok kolay. Arabayı bıraktıktan sonra 10 dakika yürüyorsun. Adamlar yapmış. Trakyalılardan kalma. Bunlar herhalde ayin yerleriymiş bunların gene. Böyle buldukları büyük kayalara oyuyor adamlar. Arka tarafında da var bir oyuk. Şuradan gözüküyor. Aşağı doğru yol var. Kısmı buradan da gözüküyor yukarıda. Adamlar bunun üstüne çıkmışlar ya. Bak, zamanında üstünü çıkıp çıkıp delmişler. Güzel bir yer. Gerçekten. Burada şu kaya yapıları var aşağıda yine. Buradaki şey neymiş? Burada bir şeyler var. Burada da uyuklu kayalar var. Manzaramız böyle. Adamlar nerede yaşayacağını biliyormuş ya. Arka kısmına geldik gene burasının. Asıl burada oyuklar duruyor. Bunların tam olarak neden yapıldığı kesin bir bilgi yok elimizde. Çünkü yazılı bir kaynak yok. Orada hipotezleri anlatmışlar. Bakın şunlara. Çok değişik bir yer gerçekten. Hipotezlerden birisi bu deliklerin hepsi öbür dünyaya açılan bir kapıymış. Birisi öldükten sonra onun adına bir delik yapılıyormuş. İçine de ondan bir parça atılıyormuş. Öbür dünyaya gitsin diye. Diğer hipotezlerden biri de gençlerin güç gösterisi. Buraya tırmanıp herhalde kim daha yukarı çıkacak, kim daha yukarıdan delik açacak gibi. Şu yazdık ya. Değişik. Bayağı da büyükler ha. Ufak da değiller. Baksana. Evet. Ve neden bu kaya? Dön tarafı. Güneş gören tarafı. Delikleri de görebilirsiniz.
Aynı Kovankaya'daki gibi ya. Adamların. Ben baktım zaten birçok yerde var bunlar da. Bu Bulgaristan topraklarında. Şimdi biraz burayı okuduk da yani ilk yapılanlar milattan önce 4400'e 4100'e kadar dayanıyormuş. 6000 yıllık şeyler varmış. Zengin altın yataklarının olduğu bir bölgeymiş. Çok altın çıkarıyorlarmış buradan. Buradan Yunanistan'a Tuz zamanın tabii altını Tuz. Tuz ticaretinin olduğu yerlermiş. Bir yolu bağlıyormuş yani eski Yunanistan'a. Rodopa planına, yani Rodoplar onların için kutsal bir dağ olduğu için buraya geliyorlarmış. Ve bunlar aslında ona kendileri aralarında bir işaret altın çıktığına dair. O yüzden çok yüksekteler. Ve sadece onların bildiği bir işaret bu. Altın arayanları. Eski altın arayan insanların, eski trakların altın. Eski trakların. Altın çıkaranlar buraya gelip işaret koyuyormuş. Onların aralarında bildiği şeymiş. Ya mesela şey diyor. Obsidyen, yaspis, obsidyen, rubin, ametist. Değerli metal taşlar, metaller, mineraller. Evet. Değerli metaller, mineraller. Buralardan çıkıyormuş öyle mi? Evet. Burada bir çeşit kodları onların kendi aralarında. Mesela yüksekten gördüğünde bunu anlayan biliyor ki burada o değerli metallerden çıkıyor. Evet. Yani 3 tane temel fikrimiz var. Evet, bir tanesi. Öbür dünyaya açılan kapı. Açılan kapı. Diğeri gençlerin arasında yaptığı güç gösterisi. Üçüncü de bölgeden çıkarılan altınların, değerli mineralların, madenlerin işareti. Kendi aralarında milattan önce 6000 yıllarında başlamışlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Gelip görürsünüz fırsatınız olursa. Biz keyif aldık. Hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.